Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 20 Mart Çarşamba'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını bu akşam açıklayacak. Fed Başkanı Powell ise saat 21'de açıklanacak kararın ardından kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayacak. Hem faiz kararı hem de Powell'ın konuşmaları YouTube kanalımızda an be an aktarılacak. Bitcoin ETF'lerinde satışlar dün de devam etti. Grayscale Bitcoin ETF'inden 443 milyon dolar çıkarken BlackRock ETF'i ise 75 milyon dolarla son 1,5 ayın en zayıf yatırımını aldı. 326 milyon dolarlık toplam net çıkış ETF'ler için şimdiye kadar kaydedilen en büyük fon çıkışı oldu. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 3 kripto parayı platformundan kaldıracağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu kripto paralar DREP, MOB ve PNT olacak. Listeden çıkarma işlemi 3 Nisan 2024'te yapılacak. Söz konusu kripto paralar alınan karar sonrası sert düşüş yaşadı. Değer kaybı ilk dakikalarda %50'yi aştı. Michael Saylor'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı MicroStrategy Bitcoin alımlarına devam ediyor. Şirket dün 623 milyon dolar karşılığında 9245 adet BTC satın aldığını duyurdu. MicroStrategy'nin toplam Bitcoin varlıkları 214 bin BTC'yi geçti. Şirket böylece 21 milyonluk toplam arzın %1'inden daha fazlasını tek başına elinde tutmaya başladı. 2020'den bu yana aktif olarak Bitcoin satın alan MicroStrategy, bu varlıkların tamamı için 7,5 milyar dolar ödedi. Şirketin kağıt üzerindeki Bitcoin kârı ise 6,1 milyar dolar. Binance'ın kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, X hesabından Giggle Academy isimli yeni bir proje başlattığını duyurdu. Proje kapsamında herkes için ücretsiz temel eğitim verileceğini söyleyen Zhao, bir gelir modeli olmayacağını, oyunlaştırılmış ve uyarlanabilir bir yapı oluşturacaklarını da belirtti. Öte yandan platformun herhangi bir kripto parası olmayacak fakat bir bölümü NFT'lere dayalı olacak. Küçük bir ekip kurmaya başladığını söyleyen Zhao, tamamen ücretsiz ve herkesin erişebileceği yüksek kaliteli bir eğitim platformu oluşturmak hayatımın bir sonraki dönemi için yapabileceğim en faydalı şey diyor.